Nasıl yeriz bilmiyorum ama annemin inciri olmuş. Onlar bile olunca o kadar çok sevinirdi ki. İncirlerim oldu. İşte meyveyi çok severdi annem. Burada çok güzel elması var. Bakar mısınız? Çok harika. Ay canım anne. Bu yol geçerken işte üst tarafta annem bir de hep böyle yol hayaliyle yaşadı. İşte yolum olsun. Çünkü böyle patika yol vardı incecik. Buraya yol yarıldı. O yol yaranlara hep tavuk falan almış, pişirmiş böyle sevinçten, heyecandan. Onlara söz vermiş, size tavuk pişireceğim, yemek vereceğim size diye. Çok mutlu olmuştu ama ondan sonra işte çok yaşamadı. Böyle bakın pencerelerimiz. Ben şu pencereden bakardım. Avazım çıktığında şarkılar söylerdim. Çocuktum. Hatta amcamın hanımı bağırmıştı bana. Sus artık kulaklarımız sağır oldu falan diye. Çünkü işte biz göze batıyorduk. Rahatsız ediyorduk yani. Sessizliğimiz de rahatsız ediyordu. Sesimiz de rahatsız ediyordu. İşte. Söyleyeceğim çok şey var ama gerçekten üstü kapalı söylüyorum. Ya bir insan evine korkarak gelebilir mi? Benim annem hep korkarak geldi. Hep korkarak yaşadı. Çünkü arkadan kimin ne yapacağı hiç belli olmuyordu. Hatta annemin üstünde böyle yük, ağzı burnunda ta kim bilir nerelerden geldi. Yani şu karşıki dağlardan. Yemin ediyorum, abartmıyorum. Annem hep öyle sırtında. Böyle annemin kalleşlikle arkadan kafasını bile yarmışlar. Ben çocuğum hatırlamıyorum. Annem de hep anlatıyordu zaten. Ablalarım da şimdi anlatıyor. Ben hatta dinlemek istemiyorum. Lütfen konuyu kapatın falan diyorum. Çünkü öfkeleniyorum. Çok üzülüyorum. Ya kabullenemiyorum ya. Gerçekten. Halbuki annemin hiç kimseye zararı yoktu. Sessiz olduğu için zaten ezildi. İşte babamın sorumsuzluğu. Babam da çok iyi bir adamdı. Ama anneme karşı kötüydü. Bize karşı da çok iyiydi. Biz babamızın bir tokadını yememişizdir. Asla. Çok severdi. Çocuklarına düşkündü ama çocukların işte çok böyle koruyup kollayamadı. Çünkü sözü geçen başkaları vardı. Sonra annem buraya ahır yaptı. Bakın. Şuraya bakın. Yıkılmış. Sahipsizlikten. Sahip çıkamamak. Annem olsa buralar çiçek. Çiçekti ya. Cennetti buralar. Anam olsa bir tek. Şimdi cehenneme dönmüş. Şurada ya hep acıtasyon ya. Hep acıtasyon. Tavuk besleyemezdik. Tavuklarımız zehirlenirdi. Çok iyi hatırlıyorum. Tam şurada tavuğumuz zehirlenmiş. Çünkü tavuk besleyemezsin. Benim yerime gelmesin. De. Annem o zehirlenen tavuğu, tavuk kıymetli. Dedim ya biz fakiriz. Boyuna ne fakirim diyorsun diyeceksiniz ama gerçekten böyleydik. Ben yalan bir şey anlatmam, yalan bir şey söylemem. Ablamlar burada. Zaten karakterim de izin vermez. Annem burada tavuğu birine mi kestirdi artık, kendi mi kesti bilemiyorum. Kendi kesmez. Bizim burada asla bayanlar öyle bir şey yapmaz. Muhtemelen birine kestirmiştir. O zehirlenen tavuk ölmeden işte kesildi. Annem burada temizlendi.
Bizim evde bayram olmuştu, tavuk yiyoruz diye. Kur'an çarpsın, yemin ediyorum. Biz et yüzü falan görmezdik, asla. Kurbandan kurbana veren olursa o da. Ya böyle büyüdük ya. Çok güzeldi ama işte dış etkenler, parazitler, huzur vermeyenler, huzurumuzu bozanlar, annemin canını yakanlar, annemi üzenler. Rabbim var yukarıda. Çok acı ya. Yemin ediyorum çok acı. Bakın buraya aşağı kabaklarımız olurdu. Mısırlarımız olurdu. Fasulyelerimiz olurdu. Of. Babam giderdi. Senede bir gelirdi. İşte 6 ayda bir gelirdi. Ama yine bir de para getirmezdi. Bu tuvaletimiz sonradan yapıldı. Tuvalet neredeydi abla daha önce? İçeride. İçeride? Salonda içerideydi. Burası mıydı aynı? Ya burayı dışarıya buraya aldık. Dışarıdaydı yani. He. İçeride yani, salonda duvar, dolabın olduğu yerdeydi. Öyle mi? He. Dışarı alınmış sonra tuvalet. İşte bakın taşlar. Hep diyorum ya, imkanım olsa yaptırırım ama yine yaptıramam. Çünkü abim ilgileniyor, abimin buralar. Gerçekten bana kalsa ben asla yıktırmazdım. Yıkmazdım daha doğrusu. Evimi şuraya yaparım. Mesela abim ev yaptırmak istiyor buraya. Şuraya yaptırırdım. Yine orayı gerçekten çiçek gibi yapardım. Ne bileyim. Yapardım işte ya. Ay. Çok kötü ya. Çok üzücü. Önceden böyle boru falan yoktu. Zaten bilirler benimle yaşıtlar. İşte köyde yaşayanlar. Şurada bir kuyu vardı. Üstü kapalı. Öyle. Giderimiz oraya giderdi böyle akarak. Boru falan yoktu. Bunlar sonradan çıktı. Ondan sonra ya işte bakın ağacın güzelliğine. Mesela annemin eniştem de diyor ki ya diyor çok moralim bozuldu diyor. Ablam da çok kötü oldu önceki videomda. İnanın başım ağrıdı. Çünkü yaşıyor insan. Bakın işte samallık yıkılmış çökmüş. Kiremitler. Annem olsaydı yıkılmazdı. Babam sahip çıkamadı. Bak. Şimdi bu manzarayı görünce nasıl güzel bir şeyler söyleyebilirim ki? Mümkün mü bu? Asla. Bu ben bildim bileli bir samallıktı. Ve sapasağlamdı. Ama artık annemin ceviz ağacı. Bir saniye gülüm. İşte ağaca bakın çok kalın. Bilmiyorum kameramda nasıl görünüyor ama çok kalın. Kesinlikle ileride biri olsa beni göremez buradan. Böyle ya. Yemin ediyorum bana deseler ki villa mı deseler, burası mı deseler, bütün samimiyetimle söylüyorum, burası derim. Bayılıyorum. Yani buradaki anılar, buradaki yaşananlar,
İşte ahırımız, ben bildim bileli kapısı. Hatta annem beni bir kere evi bırakmıştı. İneğimiz de hamileymiş, ben çocuktum. Dedi ki, işte doğururken bak ineğe dedi. Akgül abunu çağır dedi. Amcamın hanımıydı Akgül abum dediğimizde. Çok iyi bir kadındı. Harika bir insandı. Gerçekten Rabbim nurlar içinde yatırsın. Çok güzel bir insandı ya. Neyse, mekan cennet olsun. Ben tabii baktım baktım ineğe, bir şey yok. Çocuğum ama yani anlıyorum. İçeride uyumuşum evde. İşte bu ıssız yerde tek başıma. O zaman korkmuyorduk. İşte şimdi korkuyoruz. Tek bile gelemem gündüz gerçekten. Ciddi anlamda ormanın içinde ve ıssız burası. Neyse uyandım, artık ne kadar uyudum bilmiyorum tabii ki. Bir gittim ahıra, ineğe bakayım dedim. Koşa koşa geldim. Ana! Dana! Doğmuş! Ay kalkmış ayağa. Annesinin yanında emiyor. Ay çok güzeldi ya. Hiç unutamıyorum. Kur'an çarpsın. Ben şimdi bas bas bağırıyorum. Akgül abu, Akgül abu. Çabuk gel. Kadın bir geldi, bir geldi nefes nefese. Ben de heyecan yapmışım yani. Bakın içinde olduğum halde heyecanlanmışım. Dana çok güzeldi. Bizde abu derler büyüklere. Yenge falan demezdi. Ondan sonra geldi beni bir azarladı. Doğurmuş dedi. Beni niye çağırdın bir daha kızım dedi. Ondan sonra ben de ne bileyim falan dedim. Yani biz öyle çok geride cevap falan vermezdik. Ne olmuş çağırdım da falan demezdik. Böyle ne bileyim ben falandık. Yani böyle büyüdük gerçekten. Yine işte evde tektim. Bir gök gürlüyor, bir gök gürlüyor, şimşek çakıyor. Ödüm koptu. Tekim evde. Hala korkarım gök gürlemesinden gerçekten. Ay içeri giriyorum. Ay sesten çatır çutur kıyamet kopuyor yani. Öyle öyle böyle gürlemiyor. İneğin önüne mısır yaprakları attım. O böyle haşır huşur huşur ses yapar. O ineğin yanına gittim. Orada oturdum. İneğimiz de çok mülayimdi. Çünkü tanıyor bizi. İnsan gibi onlar da. Bütün canlıları gerçekten çok seviyorum. İşte böyle ya. Canım anneciğim benim. Şimdi eskiden yokluk vardı. Bakın şimdi. Herkes birbirinin odununu alırdı yani. Yokluk vardı ya. Odun yok yani. Annem bir gün odun getirdi. Tam burada ot var. Ot yolup getirmiş annem, nereden getirdiyse. İneklere kışlık hazırlık yani burada. Yerde. Şimdi annem geldi, bir zaman sonra köyümüzün bir tane bir adam geldi. Tanıyoruz, isim vermeyeceğim. Dedi ki sen dedi benim odunumu almışsın dedi. Odun da inanın var ya nasıl biliyor musunuz? Yemin ediyorum. Aha çalı. Öyle kolum gibi falan odun değil, çalı. Annem de dedi ki yok dedi ben almadım dedi abi dedi. Herkes böyleydi ama. Dedi ki bak yalan söyleme dedi. Almışsın dedi. Ya birisi ispiyon etti. Belki de adam onu kenara yığıp orada çürüyecekti o ha. Annem aldı ya, olay oldu şimdi. Dışlayacaklar, vuracaklar ya. Adam eline bir odun aldı. Otu böyle bir kaldırdı. İşte bu çalılar çıktı. Bu ne ya dedi. Ya dedi annem de işte atmışsınız falan sandım diye öyle kendini savundu. Ne yapsın kadıncağız? Muhtaç yok ki. Parayla alsan para yok. Yok yani. Herkes böyleydi. Şimdi bakıyorum da her yer odun, her yer. Çalı bile bulamazdık. Yemin ediyorum ateş alıştıracağız, şuralarda çalı bile bulamaz. O kadar yokluk vardı yani. Ya işte böyle be. Ya. Mesela bir yük
mısıra akşama kadar çalışırdı annem. Ve mesela işte adam diyor ki yarın bana çalışmaya gelin diyor. Bir yük mısır vereceğim size akşam giderken diyor. Mesela ben gidiyorum ya, sana haber vermiyorum. Senin gelmeni istemiyorum. Annem böyle gözlerdi. Aa, bakardı ki filancılar gidiyorlar çalışmaya. Yemin ediyorum davet edilmeden. Çünkü muhtaç, lazım. Çaktırmadan onların arkasından onları takip ederek aynı tarlaya annem de giderdi. Annem çok çekti ya. Vallahi unutamıyorum. Unutulmuyor ya. Böyle ben de çok yokluk çektim. Çok zor durumlar geçirdim. Günler geçirdim. İşte hep annem geldi aklıma. Kızlar annesine benzermiş ya. Ben de anneme benzemişim. Ama şükür olsun bugünüme. Çok şükür iyiyim ya. İşte şimdi babamın mezarını yaptıracağım. Bunu tekrar tekrar söyledim. Bizim görevimiz diye düşünüyorum. Çünkü biz kardeşler ölseydik, babam kesinlikle çoktan yaptırmıştı bizim mezarımızı. Asla öyle bırakmazdı. Asla. Yaptırınca vicdanım çok rahat olacak. Mezarı da çekeceğim tabii ki. Annemin mezarı da böyle çok şey değil. Onu da yeniden bir inşa yaptıracağım. Babamla eşit olsun, güzel olsun diye. Çünkü onlar yeni ev yaptıracağız hayaliyle öldüler gerçekten. Babam da aynı şekilde, annem de aynı şekilde. Bir ev yaptıracağım, bir ev yaptıracağım, bir ev yaptıracağım. Ama nasip olmadı. Babam da aynı şekilde ev yaptıracağım, temel attıracağım, ev yaptıracağım. Ama işte böyle babam dedim ya, saf temizdi. Sana işte hanım bulacağız, seni evlendireceğiz diye krediler çekmiş. Bizim hiç haberimiz yok. Babam cebinde kuruş parasız vefat etti. Bayağı bir 40 milyar falan çekmiş. Tabii maaşı kesildi. İşte biz veriyorduk. Bu da beni çok üzüyordu. Babam benden niye para istesin ki? Değil mi? Ne kadar zor bir durum. Ben ama fazla fazla verirdim gerçekten. Şimdi bazen de kızdık tabii ona. Kardeşler olarak kızdık babama. Niye sen kredi çektin ve ne yaptın? Ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Söylemezdi. O sır oldu yani öyle. Kime çektiği belli değil. Bu bir iki kere olmadı. Bitiyor ya kredi, tekrar çekiyor. Yani işte artık Allah'a havale ediyorum gerçekten. Böyle. Keşke daha güzel yönlendirselerdi. Hep evleneceğim, evleneceğim. Hep işte ev yaptıracağım, ev yaptıracağım. Böyleydi. Babamın kendine zararı vardı. Başka hiç kimseye yoktu. Buradan ayrılmak çok zor ama bakın annemin paspası. Belki de yengemin çeyizidir ama işte annemin anıları var onda. Çok net bilmediğim için. Böyle ya, şu sehpalar var ya. Onlar da yine çeyizden ama biz böyle bir şey hiç görmemişiz ki. Alınınca Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim. O mutlulukların tarifi gerçekten yok ya. Çok sevinmiştik, çok. Çok sevinmiştik. Annem vefat etmeden işte bir iki gün önce yatıyor. Mide kanserinden vefat etti annem. Çünkü neden? Sizi üzenlerden gerçekten uzak durun. Sinir, stres direkt mideye vuruyor arkadaşlar. Annem de hep işte üzüntüden. Çünkü kendini savunamadı. Onu koruyan bir kocası yoktu annemin. Ne kadar kötü bir şey değil mi?
Dedi ki, inanın şu an çok kötüyüm. Ağlarsam da kesinlikle konuşamam. Kapatırım. Ablamla ben bırakmadım annemi. 2-3 ay kaldım annemin yanında. Ablamlar gitti geldi İstanbul'a. Ben hiç gitmedim. Kocamdan Allah razı olsun. Hiç bana gel de demedi. Bak anneni dedi. Ne kadar güzel değil mi? Gerçekten baktım ben annemin yanından hiç ayrılmadım. Anneme kapı gözlettirmedim. Biri gelsin bana bir yudum su versin diye baktırtmadım. Dedi ki beni dedi dışarı çıkartın dedi. Annemin koluna girdik çıkarttık. Böyle geziyor geziyor. Eviniz tarafı burası şimdi. Böyle. Evin üstüne doğru baktı. Ay dedi. Benim evim dedi kocamanmış yayla gibiymiş dedi. Biz ablamla birbirimize bakıyoruz. Allah Allah. Böyle doğayı izledi. Kur'an çarpsın arkadaşlar. Baktı etrafa baktı. Bir gün sonra vefat etti biliyor musunuz? Ve ben kabullenemedim. Buralarda ben kıyamet koparttım annem ölünce.